Dostlar merhaba, bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte herkes tarafından övülen Riser Kişi V2 kontrolcüye bakacağız. Mobil oyun tarafım çok zayıf. Bunu geliştirmek adına ve kolaylaştırmak adına bu kontrolcüyü aldım. Şu şekilde hemen kutu tasarımını göstereyim. Ne yazık ki ülkemizde bu pahalı ama satıcısı da Amazon Almanya olmak üzere 3400 ila 3700 lira arasında bu ürüne sahip olabilirsiniz. Ülkemizde ne yazık ki fiyatı pahalı. Neden bunu tercih ettim? Android yazıyor fakat iPhone 15 Pro Max'te de çalışıyor. Kutusunu açtığımızda bizi bu şekilde bir kontrolcü karşılıyor. Herhangi bir boyutsal bir problemimiz yok. Her türlü telefon, yani belki tablet bile sığar bu büyüklükte. Tabletimiz var. Butonlar biraz Nintendo Switch'e benziyor. Özellikle Joy-Con'lara benziyor bu yön tuşları. Hassasiyet şu an için iyi gibi. Kutu içerisinde çok bir şey yok. İki tane pet var. Eğer telefonunuz buraya sığmıyorsa ki 15 ve Samsung S24 Ultra da sığmadı kılıfıyla birlikte. Hemen bir tane okumayacağımız kitapçıklar. Hemen şunları kaldıralım. Dilerseniz telefonumuzu bir takalım. Evet, bir de bu arkadaşın bir uygulaması var, Nexus diye. Telefonu taktığımız anda otomatikman bu şekilde çıkıyor. Şöyle göstereyim size, yani milimetrik olarak kameralara değmiyor. Keşke daha bir uzak olsaydı ama insana biraz tedirgin ediyor. Şu şekilde bir sesimiz çıkıyor. Bu belli bir süre sonra sinir edici olabilir eğer çok yoğun kullanımda. İşin komik tarafını size hemen göstereyim. Hiç adetim değil mobil oyunlar. O yüzden denemek için ben de indirdim Call of Duty Mobile indirdim. Çoğu yerde bunu desteklediği söyleniyor ama hemen hatta bir mesela maça girelim. Bakın hiçbir tepki yok. Hiçbir tepki yok. Yani bunu zaten uygulamadan açmıştık. Kendi uygulamasından açmıştık. Şu an hiçbir tepki yok. Sadece dokunmatik olarak çalışıyor. Hemen size bir şey göstermem lazım. Evet. Şimdi ayarlara girdik. Neredeydi? Hemen kumanda. Gördüğünüz gibi hala bir tepki yok. Şimdi bu arkadaşı kullanabilmek için buraya yine Bluetooth bir kumanda bağlamanız lazım. Bluetooth bir kumanda bağladığınız zaman bu arkadaş Call of Duty Mobile'da çalışıyor. Yani böyle bir aptalca bir şey olmuş ama şu an görmüyor hiçbir şekilde aleti ve çalışmıyor. Sadece bağlan deyip işte Bluetooth'ta bir Xbox'a da harici bir ürünü bağlamanız lazım. Sonrasında hem o çalışıyor, hem o kumanda çalışıyor, hem bu çalışıyor. Böyle bir komiklik var burada. Dilerseniz bir şu oyunu deneyelim mesela. Yani tutuş ağırlık çok bir şey değişmiyor. Ama tabii dokunmatikten çok daha rahat. Yani mobil oyunu oynamak için ideal. Başka bir tabii çok çeşit var artık. Yani başka bir şey de tercih edebilirdim ama ben iki tane telefon olduğu için ikisinde de çalışan olsun istedim. Mesela Apple'ı seçelim. Burada gördüğünüz gibi sorunsuz çalışıyor. Ama işte şu sesler bir süre sonra yani rahatsız etmeye başlıyor. Özellikle tabii daha gelişmiş kontrolü kullandığımız için PlayStation'da ya da bilgisayarda. Bakın şu sesler, şu switchlerin sesleri bir süre sonra rahatsız etmeye başlıyor.
Gördüğünüz gibi herhangi bir gecikme yok, başka bir şey yok. April'la çok güzel dövüyoruz ama benim için en azından daha kolay bu dokunmatikten bu tuşlara basmak. Tabi sese de alışacağız bir süre sonra. Hemen size şeyi gösterelim. Tabi bu uygulamanın bu şekilde popüler oyunları da gösteriyor. Hatta oyunla ilgili küçük YouTube videosu bile var. Yani burada bile gösteriyor Call of Duty ama mesela PUBG tarafından nasıldır bilmiyorum. Bir de şeye bakalım. Yine Moonlight ya da Steam Link'ten bilgisayarınızdaki oyunları da buradan oynayabiliyorsunuz. Yani Xbox Cloud'un, özellikle PlayStation Cloud'un gelmemesi de açıkçası büyük ayıp ülkemiz adına. Gene uygulamadan çıkıp da açabilirsiniz. Uygulamanın içinden de açabilirsiniz. Herhangi bir şey yok. Bu emülatörler de gayet iyi çalışıyor. Yine tabii sıklıkla oynadığım ince kapılmalar denk geldi yine ama gördüğünüz gibi herhangi bir çalışmamazlık durumu yok. Evet, bir de emülatör olarak PlayStation Portable'a bakalım. Burada da gayet iyi çalışıyor alet. Yanlış. Herhangi bir gecikme vesaire yok. Gördüğünüz gibi her türlü şeyi yapabiliyoruz. İstersek kaydederiz, istersek Q kontrolcüyü şöyle devre dışı bıraktığımız zaman daha da pürüzsüz oldu. Benden şimdilik bu kadar. Sizlere hem Android tarafında hem iPhone tarafında çalışan Razer Kishi V2'yi tanıttım. Açıkçası devam eder miyim, oynar mıyım bilemiyorum. Belki de iade ederim çünkü yani biraz da olsa o Call of Duty'nin rekabetçi tarafına bakmak istemiştim ama orada da çalışmadı. Aynı şey şeyde de geçerli. iOS'ta da geçerli. Orada da çalışmadı. Ama bunun yanı sıra hemen hemen her şeyde çalışıyor. Emülatörde, Netflix oyunlarında veya Netflix dışı Google Play'deki diğer oyunlarda çalışıyor. Eğer sizin de böyle bir beklentiniz varsa fiyat performans olarak bu ürünü tercih edebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.